Arkadaşlar merhabalar. Allah'ın izniyle hepinize full yakışacak dostlarım. Hepiniz fulleyeceksiniz. Şimdi üçgende eşlik ve benzerliğin 3 numaralı testini çözeceğim dostlarım. Başlıyorum. Artık iyice öğrenmiş sayılırsınız konuyu. Bir iki soru tipimiz kaldı. Onları da inşallah gördüğümüzde daha da iyi olacak. Evet bakalım ilk sorumuz ne diyormuş arkadaşlar? ABC üçgen diyor. Peki. Bakın eşit açılar vermiş. Hemen ne yapacaktım? Ben bu eşit açılara aynı harfi yazıyorum. İkisine de birden A, A dedim dostlarım. Sonra şurada küçük üçgen var. Bunun bir açısına B diyelim. Şuna da C diyelim dostlarım. Bakın küçük üçgeni döşedik. A, B, C. Büyük üçgene bakın. A var, B var. O halde şuraya ne kalacak mecburen? C. Hadi şimdi benzerliği yapalım. Küçük de B'nin karşısına 4 düşmüş. Büyük de B'nin karşısına 12 düşmüş. Yani 3 katı olduğunu gördüm dostlar. Peki küçük de A'nın karşısına ne düşmüş? 5. Büyük de A'nın karşısına ne düşmesi lazım? 3 katı olduğu için 15 düşmesi lazım. A'nın karşısı BC. Buraya 15 düşecek. O halde şuradaki EC uzunluğuna da 8 kalacak. Devam ediyorum. Küçük de C açısının karşısına 8 düşmüş. Büyük de ne düşecek? 3 katı olduğu için 24 düşecek. Demek ki şu AC uzunluğu 24. 5 burada. X'e kaldı 19 dedim. 1 numaralı sorumun cevabı Adana'dan geldi. Geldim 2 numaraya. Yine eşit açılar görüyorum arkadaşlar. Hiç düşünmeden A, A yazıyorum. Ve küçük üçgenin açılarını B ve C olacak şekilde döşedim hemen. Büyük üçgene bakalım. B var, A var. Üçüncüsüne ne kalacak mecburen? C kalacak. Hadi buraya da C yazalım. Şimdi benzerliği. Küçük de A'nın karşısına 4 düştü. Büyük de A'nın karşısına 8 düştü. 2 katı. Küçük de C'nin karşısına 5 düştü. Büyük de C'nin karşısına ne düşecek? 10. Yani 2 katı düşecek. Şurası 10 olacak o halde. X'e kalacak 6. Zaten X'i soruyor. Cevabım da Ceyhan'dan çıktı. Geldik 3 numaralı sorumuza. Şimdi bir küçük üçgen var, bir büyük üçgen var. Paralellik yok dostlarım burada. Şu küçük üçgenin açılarını A, B, C diye seslendirelim. Şimdi dostlar, her zaman açılardan, açıların eşitliğinden benzerlik yazacağız diye bir kural yok. Bazen de kenarlar arasındaki ilişkiyi görmemiz lazım. Hani iki üçgen benzerse açıları tıpatıp aynı dedik ya. Peki açıları aynıysa bir de ne oluyordu? Kenarları orantılı. Üç kenarı arasında da aynı orantı oluyordu dostlarım. Şimdi bakın burada da işi tersten yapmış. Kenarları orantılı vermiş. Biz açıların eşit olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi küçük üçgenin bir kenarı 3, büyüğe bakın 6. İki katını yakaladım. Şimdi bu bütün kenarlar arasında olmalı. Küçük üçgende C'nin karşısında 4. Bakın büyük üçgende de bir kenar 8, yani iki katı. Küçük üçgende A'nın karşısı K, büyük üçgende bir açının karşısı, bakın şurası 2K oluyor dostlarım. Gerçekten de 3 kenar arasında da 2 katı muhabbeti olduğu için bu üçgenler benzerdir diyorum. Ve benzerlerse açıları kesin eşitti. Hadi şu 1'e 2 oranını sağlayanların açılarını eşit yazalım. Burada B'nin karşısı 3, 6'nın karşısı da B olacak. 4'ün karşısı C, 8'in karşısı C olacak. K'nın karşısı A, 2K'nın karşısı da A olacak. Evet, açıları da tıpatıp yerleştirdik. Neyi soruyor? ACB yani C açısı, DCE yani yine C açısı. C bölü C 1 çıktı dostlarım. Geldim 4 numaraya ben de. Evet, bakalım ne diyor şimdi. Şunlara bir kere tek çizgileri A kenarı, A kenarı, çift çizgileri de B kenarı, B kenarı diyelim. Bakın bu bir ikiz kenar çıktı. A artı B, A artı B geldi. Şuradaki açıya bir ne açısı diyelim? K açısı diyelim.
Buna göre diyor BFX nedir diye de bir soru sormuş. CE'yi de 17 vermiş bize. Şimdi şu üçgene bir bakar mısınız arkadaşlar? Bakın bu üçgeni bir kontrol edelim. Bir kenarı B, bir başka kenarı A artı B, şu uzun kenarı ve bu iki kenarın arasındaki açıda K. Tamam hocam, bunu gördük. Güzel. Bir de şu üçgene baksanıza dostlarım. Bakın bir de şu üçgeni konuşalım. Şunu görmeye çalışın. Şimdi bu üçgenin de yine bir kenarı B, bir kenarı A artı B ve ikisinin yine tam arasındaki açıda K mıdır dostlarım? İşte aynı şekilde ikişer kenarları eşit ve aynı yerdeki açıları da eşit olan üçgenlere eş üçgen diyeceğiz biz dostlarım. Bakın eşlik, eş olmanın 3 durumu var. Bunlardan bir tanesi de neymiş? Diyeceksin ki ikişer kenarı ve aynı yerdeki açıları eşitse biz bunlara eş üçgen diyormuşuz dostlarım. Bakın ikisinin de tam bu eşit kenarların arasındaki açılar eşit. Mesela bunun burası değil de şu B kenarının karşısı K olsaydı eş diyemezdim o zaman dostlar. Aynı yerdeki açıları eşit olacak. Burada anlaşalım. Bunu bilmiyorsak eşlik anlattığım videoyu mutlaka izleyin arkadaşlarım. Konu anlatım videolarımı takip edin. Şimdi dostlarım madem ki eşler, o zaman hocam ikisinin de aynı açının karşısındaki kenarlar da eşit olacak. Bakın CE'yi 17 vermiş. K açısının şu taralı üçgende K açısının karşısı 17 ise şu koyulaştırdığı mavi üçgende de K açısının karşısı 17 olacak. Yani şurası 17 olacak. 5 burada, X'e kaldı 12 dedim dostlar. Evet. 5 numaralı soruya bakalım şimdi birazcık. Şu ışığı da şu tarafa koysam daha mı iyi aydınlık olur acaba? Daha mı iyi oldu? Neyse dursun burada. Evet bakalım ne diyor. Şimdi 6 var, 3 var. AC eşitmiş dostlarım BD'ye. Evet garip bir şey. Şu üçgeni görsene hemen dostum bak. Burada da eşliğin, şimdi az önceki soruda ne dedim? Eşliğin 3 durumu vardır. Şu 3 durumu gördüğünüzde eş üçgen diyebilirsiniz. İşte onlardan ikinci durum. İki üçgenin kenarları tıpatıp aynıysa biz bunlara eş üçgen diyoruz dostlar. Bakın S tık 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 3 3 eş üçgenmiş bunlar. Yani mesela bunun tık tıkının karşısındaki kenar açı A derece ise bunun da tık tıkının karşısındaki açı A derece. Bak ne çıktı? İkiz kenar. O halde şurası da 9. E bu 9'sa bu da 9. Neyi soruyor? ABC üçgeninin çevresi 9. 9 daha 18. 12 de buradan geldi. Oldu Ceyhan. 6 numara. Çok güzel bir soru yine. Her soru bankasında karşımıza çıkabilecek tarzda bir sorudur dostlarım. Bakın neler yapacağım. Şimdi bir kere Emrah hocam bana ne öğretti? Bir soruda 2 veya daha fazla dik açı görüyorsan A, B, 90 benzerliği yapacaksın. E yapalım hocam. Hadi canımızın istediği şu açıya A diyelim. Şuraya B diyelim. Bak A, 90, B. Demek ki şuraya mecbur A yazacağım. Toplamları 90 olduğu için. Hocam ne oldu? Hani A'da kaldık. Şimdi benim AB 90 yazmamdaki amaç ne? İki tane AB 90'lı dik üçgen bulup bunları benzerlemek. Ama şimdi ben burada A'da kaldım. B yok. Şimdi o zaman demek ki B'yi de sen çizeceksin. Çünkü unutma bak Emre hocam bunu öğretti. İki dik açı varsa, iki veya üç tane AB 90 benzerliğini yapacağım. Ulan yoksa da ben çizeceğim demek ki dik açıyı. Şimdi bir 90 derece çizeceğim. Nereden çizeyim öğretmenim? Şimdi şuradan çizebilirsin dostum. Aha 90 derece ve bak A 90 B olur. Peki buradan çizerim de soruyu çözer miyim? O önemli. Belki de çözersin ama bayağı bir zorlanırsın. Peki hocam en kolay nereden çözerim ben bu soruyu? Dostum en kolay şuradan bir diklik indirirse bak şöyle. Hem benim istediğim A 90 B'yi sağlamış olursun. Hem de bir şey daha sağlamış olursun. O da eşlik.
Şimdi diyeceksin ki lan hocam nereden bunu indirdin? Niye buradan indirdiğini daha kolay gördün? Daha kolay olacağını söylüyorsun. Çünkü dostum bak, burada tık tıkları boşuna koymamış. Sen buradaki 90'ın karşısına tık tık koyduğunu gördüğün an öyle bir dik üçgen çizeceksin ki orada da 90'ın karşısına tık tık gelecek. Ve bak burada da 90'ın karşısına tık tık geldi. Peki bu ne anlama geliyordu öğretmenim? İşte eşliğin üçüncü durumu. Bir üçgenin açıları eşitken bir açının karşısındaki kenarları da eşitse işte biz bunlara eş üçgen diyorduk. O halde şununla şu artık benim için eştir. Burada B'nin karşısında 7 mi var? Burada da B'nin karşısında 7 olacak. Hatta şuraya 5 kaldı. A'nın karşısında 12 mi var? Burada da mavi üçgenimizde de A'nın karşısı 12 olacak ve sen şuradaki 5, 12 senin aşık olduğun üçgen. 13'ü yapıştır gitsin. Evet. Gömdük ilk 6 soruyu. Hadi 7 ile devam edelim o zaman arkadaşlar. Yeni nesil bir sorumuz. Kule var, ağaç var. Bakalım ne diyor? 2 metre boyundaki bir ağacın tepe noktasından B noktasına kadar ayna üzerinde. Lazer ışık kaynağıyla ışık gönderildiğinde yansıyan ışık kulenin tepe noktasına ulaşıyor. Tamam, şekli tarif etmiş. Aynı düzleme paralel AB 6. BC 42. Olduğuna göre kulenin uzunluğu kaç metredir? Bize de şuradaki X boyunu soruyor arkadaşlar. Şurayı soruyor. Peki ağacın boyunu biliyor muyuz? Evet, 2 metre boyunda da bir ağaç var. Şimdi dostlarım, çok güzel bir benzerlik sorusu. ABC'leri yerleştireceğiz. ABC açılarından benzerliği paketleyeceğiz. Şimdi dik mi bunlar? Diktir bunlar muhtemelen. Şuralar 90'ar derece olsun arkadaşlarım. Kule de yere diktir. Şuraya ben A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Bak bu klasik sorudur. İnsanın aklına şuraya da B, 90, A diyesi gelir. Ama işte buradaki düzlem aynanın özelliği şuydu. Hatırlayın, daha önce de çok çıktı böyle sorular. Çözdünüz bunlardan. Ayna neydi? Gelen açı neyse giden açı da o yapan şeydi, değil mi dostlarım? Gelen açı B, geliş açısı. Gidiş açısı da B derece olacak. B 90, sen şuraya da A'yı yapıştıracaksın. Hop, videomuz durmuş. Gelen açıyla giden açının eşit olmasını söylemesiydi. Evet, artık gerisi klasik benzerlik. Burada B'nin karşısında ne var? 2 bölü. Burada B'nin karşısında ne var? X eşittir. A'nın karşısında 6, A'nın karşısında burada da 42. Dostum yukarıdan aşağı kaç katına çıktı? 7 katına. Bu da 7 katına çıkacak. 14'ü yapıştıracaksın hemen. Geçtim artık 8'e. Evet, okuyalım 8'e. Klasik bir soru. ACD üçgeninde D noktasında bulunan kartal, E noktasında bulunan tavşanı, şurada bir tavşan var, AD doğrusunda ilerleyerek yakalıyor. A noktasına iniyor. E noktası deniz seviyesine göre, E noktası deniz seviyesine göre A noktasından 30 metre daha yüksek. Şimdi deniz seviyesi şurası. A noktası 0'da. O zaman E noktası deniz seviyesinden 30 metre yüksekliyse şurası 30. D noktasına göre 120 metre alçaktadır. Demek ki D noktası, hani şuradaki E noktası D'den 120 metre alçaktaysa şurası da 30 yapacak demektir bu. Şurası 30 ya arkadaşım. 30 da burada. Demek ki D'nin toplam yüksekliği 150 metreymiş. EA 45. EA. Şurası 45. Kartal D noktasından E noktasına kadar kaç metre uçmuştur? Şuradaki X'i soruyor bize. Şimdi seçenek çok. İlk gördüğümüz şu 30'la 150'den çözmek ya da şuradaki paralelden çözelim. Biz daha kolay çözeceğiz. Bakın şunların ikisinin paralel olmasından. Şuradaki paralelin özelliği neydi bu E ile? Şuraya K diyeyim. Şurası nasıl bölünmüş? 30'a 120, yani 4 katına çıkmış. Bu tarafta aynı şey. 4 katına çıkacak. 45'in 4 katı neydi dostlarım? 45'in 4 katı ne 360'ı lan? 180. 180 olacak. 8. sorumun cevabı Denizli'den geldi dostlar. 9 numara yine bir katlama sorusu. Yine bir yeni nesil soru, bakalım ne diyor. A üssü B üçgen.
70, 10 A noktası A üst noktasına gelecek şekilde DC boyunca katlanıyor. Şimdi katlama sorusunda neydi? CD boyunca dediği için CD açıortay. A açısı katlanıp A üssü olmuş. O zaman burası da 70. İkizkenar açıortay ne yapıyordu? Dikiniyordu. Kenarı ikiye bölüyordu. Bunları bir söyleyelim. 70, 10 daha 80. Şuraya 100 kalacak. 30 oldu şurası arkadaşlar. Buna göre C, A üssü B. C, A üssü B. Dostlar benzerlik falan hiç yapmadık farkındaysanız. Direkt ne yaptık? Üçgende açı yaptık. Cevabımız da 30 geldi zaten. 9 Ceyhan. Evet 10 numara. Azra balkonlu odasının krokisini 1 bölü 50 ölçekli olarak aşağıdaki kağıda çizmiştir. Yani 50'ye bölerek çizmiş her şeyi. Burası 6 ya. Orijinalde 6'nın 50 katıymış. 7,5 ya 50 katıymış. 12 ya 50 katıymış normalde. Ya bunlar hep santimetre cinsindenmiş. Biz bunu metreye çevireceğiz birazdan. 50 ile çarparak buluruz onu. Neyse. 12, 2 var. Her şey yazılmış. Yukarıda verilenlere göre EC ile gösterilen oda duvarın duvarının gerçek uzunluğunu soruyor. Yani en son bulduğunuz sayıyı 50 ile çarpın diyor bize. 1 bölü 50 ölçekli ya. Peki şöyle yapalım. Nasıl yapalım? 1 bölü 50 ölçekli oranda çizmiş. 6, 7,5, 12. Hepsini yazmış mıyız biz? Yazmışız arkadaşlarım. Şimdi bu bir dik yamukmuş. Şuradan aşağı biz bir nevi diklik indirelim dostlarım. Şu dikliğe eşit olacak. Şurası 2. Şurası 6. Şurası 6. Buraya da 6 kalır. 7,5'tu. 1,5 da buraya kalır. Dostum bak sen burada şu benzerliği gördün bak şurası şuraya paralel ve benzerlik oranları ne? Hatta şöyle iyice kalınlaştırayım ben sen daha güzel gör. Şu benzerliği yapacağım ben dostlarım. 1,5 bölü 6 1,5 bölü 6 eşittir 2 bölü şurası tamamı 2 bölü tamamı diyelim. 2 bölü tamamına da K diyelim biz buranın arkadaşlar. K olsun tamamı. Devam ediyorum şimdi. Ne diyelim? Şurayı bir 10 ile çarpalım. Burası 15 olsun. Burası 60. 15'e bölelim 1. 15'e bölelim 4. İçler dışlar yapalım. K eşittir. 8 gelsin. Şurası 8 çıktı. K dediğim yer tamamıydı pardon. 8 geldi. Şurası da 6 oldu. Peki şu dik üçgeni de konuşalım şimdi. 6, 8, 10 dik üçgenidir. Hatta burası 2'ye 6 oranında bölünmüş. Yani M'e 3M oranında bölünmüş burası. 1'e 3 oranında. 4M'i 10 bulduk. M eşittir 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2. Bize neyi soruyor? 3M'i. Yani 15 bölü 2'yi soruyor. Pardon. 15 bölü 2'yi soruyor. X 15 bölü 2'ymiş. Yani 7,5'muş dostlarım. 7,5'u bulduk. Şimdi bu ney? Santimetre yalnız arkadaşlar. Sakın ha gidip Edirne'yi işaretlemeyin kurban olayım. Bize gerçek boyutunu soruyor. Yani bu 7,5'u da diyor ki 50 ile çarp. 50'ye bölerek 7,5 bulduk ya. 50 ile çarp gerçek boyutunu bul diyor dostum. Hemen bunu 50 ile çarpalım. Yani 75 bölü 10'u. Şurada gözüküyor mu burası? Gözüküyor. Çarpı 50 diyelim. Böldük böldük 5. 75 ile de 5'i çarpalım hemen. Ne oluyor? 25 elde var 2. 5 kere 7 35. 2 daha 37. 375 santimmiş. Tamam mı? Gerçek bir şey. 375'miş. Neyle çarptık biz bunu? 50 ile çarptık. 10'a böldük 10'a böldük 5. 375. Bunun da nesini soruyor? Kaç metredir? 3.75 metredir. 375 santim bulduk biz. 3.75 metre çıktı gerçek boyut. Evet dostlar hadi bakalım bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Saat bayağı bir geç oldu. Bir gücüm yeterse bir video daha çekeceğim inşallah. Hadi kendinize iyi bakın dostlar.